Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere uzun zamandır istediğiniz, daha doğrusu öyle geliyordu. Amazing Spider-Man 2 oyununu tanıtacağım. Şöyle oyuna bir giriş yapalım. Oyun Gameloft'un oyunu. Çoğu şeyde Gameloft'un oyunundan satayım. Bu arada şu başlangıçta gördüğünüz şöyle bir yüzde doluyor falan filan bir şeyler muhabbetler var. Bu internet gerektiriyor. İnternet bağlantısı olmadan da oyuna giriş yapamıyorsunuz. Onu belirteyim size. Bizde var, biz de giriş yapamıyoruz. Ha, geldi. Evet, şimdi şöyle flash haber geliyor işte. Şöhretin sayesinde %288 ÖP ile ödüllendirildi. ÖP dedi ödül puanı. Canlı fısıldık gazetesi falan filan. İyi, al bari, alalım şunu. Örümcek puanıymış. Ödül puanı değilmiş. Bu arada ben de oyuna çok hakimmişim. Zınk diye geldi, çöktü böyle. Çok saçma bir oturuşu var. Ben hayatta oynamam ki bu herifle. Tipik es ya. Maymuna koyayım. Evet, oyun böyle oynuyor. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Şimdi şu ağı böyle her yere atıyor. Hani bari tepeye atmayın. Yani sağına sonunda bina var. Oraya atsaydın. Zaten o ağı atması her zaman saçma gelmişti bana. Çünkü örümcek dediğin ağı üstünden atar arkadaşlar. Kalkıp da ha işte binaya geldiğim zaman basıl tunca ve sallanıyor. Ondan sonra bırakabiliyorsunuz. Hop küt. Bir yerde bir duru bir adam. Bakın kontrolü kaybettik ya. Heh, tamamdır. Spider-Man'i kontrol etmek içinse şu bölgeyi kullanacaksınız. Yani sol tarafı kullanacaksınız. Genelde burası zaten yön. Şöyle yardıralım. Uçarken de tabii bu taraf yön. Az önce ben sallamadım gerçi de. Yani şöyle bir göstereyim diye. Yani şöyle. Basılı tutup ağı istediğiniz tarafa atabiliyorsunuz. Neyse, evet, aşağı doğru düşsün. Bakalım ölecek mi? Ölürse ayıp zaten. Hop, aslan parçası. Zımba gibi indi. İşte map'te görevler falan var. Bir o taraflara doğru bir 2 dakika tırmanmazsan ölürsün a**ım zaten. 2 dakika bir dur. Efendi gibi yoldan yürü. Şuradan bakalım. Şu ana görev çubuğunda görüyorsunuz zaten. Hani şuraya gitmen gerekiyor falan diye. İnsanlar geçiyor. Gölgesi var da kendileri yok ya. Binlerce dansöz var. Aynısından burada da var, burada da var. Zaten çok fazla bir şey bekliyor insan. Sonuçta mobil oyun bu. Oyunun fiyatına gelelim isterseniz. iOS'ta, Android'de ve Windows Phone'da var. 3 platformda da var bu oyun. Yani para basacak ya Spider-Man diye her yere çıkartmışlar zaten. Başka bir şey olsa çıkartmazlar. iOS fiyatı 10 lira 49 kuruş. Android fiyatı 8 lira 99 kuruş. Yani 9 lira. Windows Phone'da da 1 lira 99 kuruş. Yani 2 lira olarak gözüküyor. Windows Phone'da ucuz yapmışlar. Ne oluyor lan? Olay mı var? Evet, olay var. Helikopteri koru diye bir görev çıktı. Senin ben geçmişini s**im ya. Bir de bir s**im. Ben şu an böyle tablet elim alıp oynamadığım için fazla beceremedim ama şu an şunu dövmeye başladık. Geçmişin kodumun maymunu. O size hedef olarak gösterecek hani onun üstüne doğru gelirseniz. Ah, kaçırdık yine ya. Şöyle bir yerden zıplayalım da ondan sonra. Nerede bu kaldı bunlar ya? Helikopter düşüyor bu arada. Şurada dandik bir simüle çıktı. Onu da olmayası iyiydi ya. Neyse. Neden bahsediyordum? Aynen, fiyatlarını verdim. İşte 10,5 lira, 9 lira, 2 lira gibi fiyatları var. Bu arada ya hiç şöyle tight yakışmış mı ya? Arkasından lan, ben yolda önümde kız yürürken yanından geçen adamı takip ediyor gibi olmayayım diye adamın göre göre yürüyorum ya. Çok tiksindim ben boyuna. Nasıl bir görüntüdür arkadaş? Zaten işte bu yüzden süper kahraman Türkiye'de yok. Tight'tan. Onu geyi zaten. Vay, arabanın üstüne şekil atladı bu arada. Tight'tan. O yüzden yok yani. Zaten bizde olsa kesin şimdi beyaz şov falan çıkartırlardı bunu. Bir helyum üfletip şarkı söylerlerdi. Gerçi gezecek yeri de yok. Şuna baksana, her yer bina anasını satayım. Yoldakiler selam falan veriyor. İşte arabalara ellemiyor. Çizmiyor da. Sağ olsun atlıyor üstlerinden değmeden. Bu arada Spider-Man demişken hani değmeden geçemeyeceğimiz konular var. Bu zaten çizgi romandı ilk başta. İşte bir serisi çizildi. Sonra Amazing Spider-Man 2 oldu. İkincisi 700 bölüm sürdü. Hatta bir 400. bölümde mi ne Bruce Wayne'in anasının babasının opera çıkışında koruyordu bu. Yani Batman'in annesi babası ölüyordu yani operadan çıkarken. Onları falan kurtarıyordu. Öyle bir geyik vardı. 400. bölümde miydi? 400. 410 muydu, öyle bir şey. Meşhur bir bölümü var. Kendi kafalarına göre bunlar çizgi romanlar aslında. İşte millet çiziyor. Yani çoğu Amerikalı takip ediyor aynı zamanda Spider-Man'i. Hani kendi kültürlerinden bir şeymiş gibi bir değer veriyorlar. Bir çizgi romana o kadar değer vermek hakikaten de takdire şayan bir huy bu arada. Ya nasıl tipin... Hadi ben kaçar ya. Benim süper kahramansın a**ım. Halkla ne uğraşıyorsun? Bizde olsa kimse buna iş de vermezdi. Bu
fakir fakir kalırdı. Sonuçta bu ağı kendisi yaptı bu herif. Yani biliyorsunuz filmden de. Bileğine bir şey takıyor, oradan fırlatıyor. Yoksa ağ atamıyor. Yani ağ atacak o s**tinden atardı ağı. Onu da söylemiştim zaten. Örümcekler ağı s**tinden atıyor. Şimdi hani parayla alıyor dedik de Batman gibi paralı, sırf parayla da bir olan bir kahraman değil bildiğiniz gibi. Hani aha helikopter buldum lan. Binebiliyoruz mu? Spider-Man'sin zaten. Niye bineceksin helikoptere değil mi? Şimdi şöyle, badamı örümcek ısırıyor radyoaktif. Hani imkan var. Örümcek üzerinde deney yapıyorlar. Herif ondan sonra örümcek oluyor. Bizde olsa ya kendi ısırır ya sivrisinek. Sivri ısırır. Olmadı en fazla o sivrisinek arabaları var ya, ilaçlayanlar. Onun arkasından koşarız yani. En fazla kimyasal olur. Kafa küçükken koşardık böyle kusana kadar. Başımız dönerdi kusardık en son zehirden. Bütün mahalle mahalle gezerdik. İmkan yok. Şuna bak, bir sürü gökdelen var. Bizde olsa Tokyo evleri anasını satayım. 13 katlı. Nereden nereye gideceksin? Adamın camına çıksan ya seni tüfekle vuracak. Kendi kendine seviniyor bu arada. Ya örümcek adamla dediğim gibi şu arkadan görüntüsü benim şahsen hiç hoşuma gitmedi ya. Hani ben bir türlü ısınamadım. Bu arada fark ettiyseniz size hani yok seni Erman sordu. Hangi Erman? Spiderman diye bir saçma sapan espri de yapmadım. Siz de arkadaşlarınızın böyle saçma sapan espriler yapmasına izin vermeyin. Ağzına terlikle vurun. Hakan ya şu nasıl çirkin bir görüntüdür arkadan ya. Yemin kendini böyle sapıkmış hissi veriyor size oynarken. Bu arada örümceğe terlikle falan vurursan böyle götü çıkar, onu da söyleyeyim. Bir ihtimalle bunu terlikle falan döven yok, ondan ölmüyor bu herif. Ha, bu arada örümceklere vurulmaz tabi. Günah. Gerçi hiçbir hayvana vurulmaz anasını satayım. O günah bu günah değil diye bir muhabbet yok. Sineğe de vurulmaz. O da canlı, o da canlı aslında da işte. Böyle kimin ölüp kimin yaşayacağını insanın karar vermesi saçma zaten. Sivrisinek gebersin, örümcek yaşasın. Kertenkele takılsın öyle kendi çapında. Neyse. İşte böyle adamın gözüne baka baka oynuyorsunuz. Benim şahsen o yüzden hoşuma gitmedi. Şunu arasından çıkartın bir şekilde. Araya tahta falan mı sokun, hani girmesin araya. Hoş değil. Beni Webtekno TV YouTube kanalından takip edebilir. Teknoloji Atar Twitter adresine bana ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten de www.webtekno.com'dan bizim yaptığımız haberlere, giydiğimiz içeriklere de bakabilirsiniz. Herkes söyle ağız diyor sizin siteniz varmış falan filan diye de. Hakikaten bizim zaten ilk başta sitemiz vardı, videomuz yoktu. Yani haberiniz olsun. Oğlum bu herifin yazlık kıyafeti yok mu? Silik ulan onu okuyayım, pişer. O tight falan hep araya kaçıyor. Naylon kumaş zaten. Pudra falan döksün oraya. Yara yapar yemin ediyorum. Cılık yara olur yeminle. Huzuru kaçar.